O bir Bozyazı ve Anamur'un bağrından kopmuş bir memleket sevdalısı. O bir Anamur'un şivesini ülkemize kazandırmak, tanıtmak için mücadele veren bir gönül sevdalısı, bir Anamur aşığı. O bir sosyal medya hesaplarında fenomen olmuş, Anamur'umuzu gerçekten iyi tanıtan harika bir ürün. O 1-2-3 karşınızda Saçma Ürünler Fabrikası. Hoş geldin Anamur'a. Hoş bulduk. Eyvallah, çok sağ olun. Hoş bulduk. Sevgili Saçma Ürünler Fabrikası canlı yayında, ben dayanamayacağım. 5 çayındayım çünkü. Yani, afiyet olsun. Çaysız olmaz yani, değil mi? Vallahi olmaz. Çay bizim vazgeçilmezimiz. Saçma Ürünler Fabrikası diyoruz. Ben sözü sana bırakacağım. Şu anda Saçma Ürünler Fabrikası Anamurlu hemşirelerle beraber meydanlara çıkmış gibi hissetsin. Oy toplamaya çıkmış gibi. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Bak, seçim az kaldı diyormuşum. Bakalım neler bahsedeceksin. Kendinden biraz bahset. Saçma Ürünler Fabrikası'nın çıkış hikayesi ve bu tiyatro aşkı nereden başladı, onu öğrenmek istiyorum sevgili Saçma Ürünler Fabrikası. Buyurun. Merhaba tekrar. Saçma Ürünler Fabrikası aslında üniversite yıllarımda başladı benim. Hı hı. Şiir yazarak başladım ben. Saçma Şiirler Fabrikası'ydı öncesinde. Evet. Sonrasında yani öykü ve tiyatro oyunu yazmak için biraz da fabrikaya dönüştürdüm. Hani kendi ürünümü çıkarıyormuş gibi hissetmek için de Saçma Ürünler Fabrikası yaptım. Evet. Sosyal medya hesabımızı açtık sonra. Hı hı. Öncesinde Anamur'a hitap etmiyorum. Herkese hitap eden videolar çekiyordum ama bizim memleketimizin mizahını göstermek istedim insanlara. Çünkü, hı-hı, çok güzel bir şiirimiz var. Hı-hı. Onu kullanmak istedim. Evet. Çok güzel geri dönüşler oldu. Sadece Anamur ve Bozcaz'dan değil, işte Tekeli'den, Dünlar'dan, hı-hı, Alanya'ya kadar, işte Ermeni'ye kadar böyle güzel bir çevre. Akdeniz çevresi aslında daha doğru olur. Çok güzel gidiyor şu anda. Çok güzel bir talep var. Ben de onu karşılamaya çalışıyorum naçizane. Evet. Böyle karşılıklı devam ediyorum. Harika, ne kadar güzel. Allah bozmasın. Biz izliyoruz. Anamur izliyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Instagram ve YouTube'da varsın. Evet. Saçma Ürünler Fabrikası adı altında harika bir kanal açmışsın. O kadar mı lezzet katarsın. ve ben radyocu olduğum için söylüyorum. Böyle çarşı piyasayı çok gezerim. Aşırı gezerim. Her esnafa vardığım zaman senin videon izleniyor ve sen konuşuruyorsun. Biraz kıskandım. Ay, biz burada herhalde yani şaka ama yani öyle bir düşünceye daldım bir an tabii. Kuşkuya düştüm. Ay Allah, pabucumuz dama atıldı desene kız dedim komşulara bizim ekipler, ama hiç önemli değil. Ama çok mutlu oldum. Çok dinamik bir enerjin var senin. Ben de çok mutlu oldum. Ya Anamur halkı hakikaten mizahı seven, mizah her zaman yapan bir halk zaten. Kendinden birini görünce de böyle bağrına bastı. Ben de bundan çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Evet. Aslında sadece Anamur'lu bir tiplemeydi ama bu talebin ardından ben de birazcık buna yöneldim. Evet. Zaten sadece Anamur şivesi demek de aslında yanlış. Akdeniz şivesi aslında yaptığım. Aynen. Sadece Anamur etiketi altında. O yüzden de çok mutluyum. İnsanların da bu yoğun geri dönüşleri beni çok motive ediyor. Allah hepsine razı olsun. Teşekkür ederim yani. Ben teşekkür ederim. Ne demek ya? Süpersin. Seni tabii ki takip ediyoruz. Hatta bundan yıllar önce Fox TV'de katıldın. Değil mi? Bir yarışmaya. Hatırlıyorum. Evet. Yarışmanda evet, bayağı bir güzel netice aldın. Evet, evet. Vallahi harikaydı. Onu da üniversitedeki arkadaşlarım da bir tiyatro topluluğumuz vardı. Evet. O da aktif olarak görev yaptım. Sonrasında geldim. İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Evet. İşte yetenekçisiniz Türkiye'ye katıldık onlarla beraber. Sonrasında görevimiz komediye katıldık. Hı hı. Fox'ta yayınlanan. Evet. Orada ustalarla çalışma imkanım oldu. Evet. O çok beni geliştiren ve büyüten bir aşamaydı zaten. Evet. Mizah biraz da hani doğalı sevdiği için, yani en doğalın, en organiğin, evet, aslında memleketin mizahı olduğunu keşfettim sonrasında. Evet. Bunun üzerine eğildim. Hani benim bir mottom var aslında. Şöyle bir motto. Yerel, küresel düşün, güzel hareket et. Yani, aynen, bu aslında çok kullanılan, benim de özümsediğim motto. Evet.
ben de küresel düşünüp yerel hareket eden bir insanım şu anda. Harika. Güzel geri dönüşler oldu. Çok mutluyum. Ne kadar güzel. Ben de biz de çok mutluyuz. Peki şu ana kadar hepsi çok güzel sergilediğin oyunlar ama en güzel yaptığın ve çok hoşuna giden, lezzet aldığın bir oyun var mı? Saçma Ürünler Fabrikası adı altında. İyi ki de yapmışım ya. Vallahi süper olmuş dediğin. Ya öncesinde tek başıma yapıyordum. Sonrasında teknik yardım almaya başladım. Arkadaşım sağ olsun. Üniversite arkadaşım. Onunla beraber başladık ama en özel olanı sanırım benim ilk çektiğim video. Ana bunu nasıl dövüşür adlı bir videoydu. Dövüşür. Instagram hesabımızda mevcut. Oradan izleyebilirler. Evet. O benim en çok içimden en doğalı orada buldum. Çünkü ben onu yani farklı kişilerden farklı yerlerde dinleyip onu bir kurban ilgisi çıkardım ürünü. O yüzden çok gerçek. Yani, tabii ki dövüş olmadı ama bir kavga karışmadım ama evet. Yaşanan hikayelerin bir eseri olduğu için aynen. Gerçeğe dayandığı için çok aynen. Hoşuma gidiyor, çok gülüyorum her zaman izlediğimde. Vallahi o kadar güzel ki hatta ben en sevdiğimi söyleyeyim hatta anne anne skeci var. Hani ayakkabıyı halıya basıyor. Efendime söyleyeyim. Oradan ondan sonra annesi ah ben ne diyeyim gırtlağım böyle tır keseyim diyor. Arkasından da yavrusu diyor ki seni seviyorum anne diyor. Ve anne diyor ki ben de seni seviyorum. Kuzum ne edeceksin işte falan diyor. Anayım. O çok hoşuma gidiyordu benim. O harika o yapmışsın onu. Aynen. Eyvallah. Çok mutlu oldum ben. Vallahi. Annelerin şefkatine oynanma ya. Yani aynen. Onu gösterebildiğime çok mutlu oldum. Göstermez misin ya? Onu hatta anneme izlettirdim. Çok hoşuna gitti. Dedi tıpatıp anne yüreğini hissettirmiş yani. Yani anne işte annesin diyor. Ne yapacaksın diyor. Yavru diyor. Atsa atılmaz, satsa satılmaz hesabını getiriyor lafı. Aynen. Ne kadar güzel şefkat dolu bir anneydi oynadın. Ve güzel gidiyor. Evet. Peki bundan sonra sürprizler var mı? Bundan sonra sürprizler şu şekilde yani bu işin en önemli noktası zaten süreklilik ve devamlılık. Hı hı. Hani bunu sağlamaya çalışıyorum. En az haftada bir tane video paylaşayım diye uğraşıyorum. Evet. Tabii ya mizah birazcık şey ya mesela Instagram'da akımlar oluyor, günlük olaylardan besleniyorsun bir şekilde. Elimizde tabii ki hazır malzemeler var ama bunu yakalayabilmek ve gösterebilmek önemli. Evet. Anam onu tiplemesinin yanında dediğiniz gibi mesela anne işte yahut bir enişte ne bileyim buna benzer değişik tiplemelerle beraber aslında biraz yoğurmak istiyorum. Yani anamurluyu hayatın içinde göstermek istiyorum. Evet. Mutlaka içinde anamurlu geçsek yani çünkü o benim en sevdiğim karakterlerden birisi çünkü gerçek. İçinde gerçek. Benden en fazla şey taşıyan o. Aynen. Özellik taşıyan o. Tabii ki. Planlarım aslında o yönde. Bir beklentim var mı? Bir beklentim insanların beğenerek takip etmesi. Başka bir beklentim yok şu anda. Herhangi aynen. Bir beklentim yok. Aynen. Hani insanlar gülebiliyorsa ben çok eğleniyorum. Harikasın. O zaman çok mutluyuz. İnşallah süper. Öyle devam ederiz. Süper ya. Ben de çok mutlu oluyorum. Ve insanlar gülüyor. Gerçekten gülüyor. Saçma Ürünler Fabrikası'nı takip etmeyenler varsa Instagram'dan Saçma Ürünler Fabrikası yazıp takip etsinler. YouTube'dan da eyvallah. Saçma Ürünler Fabrikası yazıp takip etsinler. Ben sanatçı dostlarımı canlı yayına aldığım zaman her zaman vurguluyorum. Çünkü akıllı telefonlarda çok geziyorlar, oyun oynuyorlar, derslerini çalışmıyorlar. Hani bazen derler ya kulağını çekersin ders çalış diye. Ben de kulaklarını çekmiyorum ama ne yapıyorum? Diyorum ki açucuğum, akuzum, başını okşuyorum, takip et diyorum. Saçma Ürünler Fabrikası diyorum. Seve seve, sevgi ve şefkat gösteriyorum. Ve takip ettiriyoruz elimizden geldiği kadarıyla kanalını. Peki şu anda bizi dinleyen, seni dinleyenler var. Seni şu anda daha yakından tanıdılar. Tanımak isteyenler mutlaka vardı. Ne kadar evet. Güzel. Peki ufak bir tipleyebileceğim bir skeç var mı şu anda bizlere sergileyebileceğin? Şimdi ya yap deyince yapılmaz ya. Biraz zorlanır insan. Evet. Ama bütün anamırlara buradan sevgi ve saygımı gönderiyorum. Allah için razı olsun. Hayır. Yani yakında geleceğim. Orada görüşeceğiz Allah izin verirse. Süper ya. Ya ne zaman geliyorsun anamıra? Anamura genelde yaz tatillerinde oradayım ben. Yazlar oradayım. Orada ailem orada zaten şu anda orada yaşıyorlar. Evet. Anamur Bozcaz'ı karışık devam ediyoruz yani. Harika harika. Yani yazın gelirsen de yine görüşürüz canım burada. Gelirsin. İnşallah. Yani inşallah. Ende gelmeden gitmezsin gayrı. Yani. Gelmem ya.
Sen çayı hazırla. He. Hakikaten çaylar da benden, hani ne diyeyim? Aynen çaylar benden zaten. Yo ol. Yo olmayasıca. En güzeli şey elevine aç o ney? Aç verin bakalım radyonuzu, kanallarını, ibresini oynatın bakalım. 89.6 ya. ve senin hayranların var. Onlar da mesaj gönderiyorlar. Estağfurullah, hayran ya zaten. Hayran ama hayran. Ama öyle değil mi? Hayran değil mi şimdi? Ya şimdi ya o, ben şeye inanmıyorum. Ya ulaşabilecek, ben her zaman ulaşabilirler. Evet. Hani Instagram hesabından. Ben karşılığınızı bırakmamaya çalışıyorum zaten. Soruları oluyor bazen. Hani biz aynı yörenin insanıyız. Biz beraberiz zaten. Yani hayran diyerek böyle bir uzaklaşma çok derdine değilim. Tabii yani. Yok biliyorum. Yani samimiyetini ortaya koyuyorsun, sıcak kanlını ortaya koyuyorsun. Aynen. Yani hayran deyip de bir ortaya bir uzak mesafe koymak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Tabii yani gerek yok yani. Peki bu saçma ürünler fabrikası dışında televizyon kanallarında herhangi bir proje var mı? Ben de artık hani öyle bir projeye atılmak istediğim durum söz konusu mu? Ya bu benim hobim aslında. Yani dediğim gibi maddi beklentim yok. Televizyonlarda değil ama şu anda kendi yazdığım bir tiyatro oyunum var. Evet, çok güzel. İstanbul'da onu sergiliyoruz arkadaşlarla beraber. Harika, harika. Kendi yazdığım, oynadığım bir tiyatro oyunum var. Onu sergiliyoruz. Tabii o çok göz önünde olmuyor ister istemez. Çünkü yani İstanbul çok büyük bir derya tiyatro ve sinema adına. Yani bütün işlerin görülmesi mümkün değil ama biz eğlenerek yaptığımız için hoşumuza gidiyor. Sağ ol, seyircimiz de bizi yalnız bırakmıyor tiyatroda da. Hani benim aslında asıl olmak istediğim hep tiyatroydu. Ama insanlara daha fazla hitap edebilmek için sosyal medyada aktif olarak kullanmaya başladım sonrasında. Yani son zamanlarda biraz da 2018'de bayağı bir patlama oldu. 2019'dayız. Evet. Bu patlama inşallah daha çok coşacağına inanıyorum. Sevgili radyomuzda Gözde FM'de çok sevdiğimiz bir dostumuz var. O dostumuz da sizi çok seviyor ve selam var. Sevgili Sıdıka Selim. Sıdıka ablacığım, dinliyorsun biliyorum, canım benim tatlım, biraz sevgi sözcüklerini abartmaya gerek yok ama Sıdıka Hanım'da selam var, o da seni çok seviyor. Eyvallah, çok sağ ol. Sevgi Karadağ Özdemir, radyom yanımda, kulağım yapıştırdım, dinliyorum diyor. sağ olsun Aysun Yanardağ, Nilüfer Açıkoğlu selam gönderiyorlar anlık, yazıyorlar. Aa, şu anda efendime söyleyeyim, Ertan Ekinci, sen de tanıyorsundur. Onu söylemeye gerek yok. Evet. Bizim menajerimiz. Evet. Efendime söyleyeyim. Arkasından yine sana özellikle selam gönderen Aysel Bulut var. O da iyi yayınlar dileklerini gönderiyor. Ve ta uzaklardan dinleyen var bir de. Aa, demiş ki ben Niğde'den dinliyorum. Kamile Keskin ben. Çok seviyorum yavrumu demiş. Canım benim. Aa, süpersin. Çok teşekkür ederim. Ellerimle öpeyim. Harikasın. Böyle gönül dostların selamlarını göndereyim. Sonra benim kulağımı çekerler. ayıp olur diye yani düşünüyorum. Ne güzel. Sevgi ulaşabilmek çok hoş bir duygu. Kesinlikle. Çok sağ olsunlar. Kesinlikle vallahi öyle. Ben hatta şu anda bir anda seninle sohbet ediyorum ya, bir yandan da senin Instagram'ını şöyle bir geziyorum. Müthiş bir sayfa olmuş. Ben hatta bundan ikinci videona baktığım zaman kim milyoner olmak ister videosu var. Evet. Ama ben orada gerçekten cebici yani Anamurlu'nun gerçekten zihniyetini ortaya koymuş. Yani düşünce yapısını ortaya koymuşum daha doğrusu. Yani çok hoşuma gitti o da. Çok hoşuma gitti. Diyorum ya, Anamurlu'nun da çok hoşuna gitti. Tabii sonra Musa Atma Tesisi, Survivor, Torosların Kartalı geliyor. O çok hoş oldu. Arkasından tabii ki Tarkan'ın taklidi çok hoş oldu. Onu da, değil mi? O da çok bayılındı. Tarkan'ın taklidi. Hani bebek, pardon, evlenme videosu muydu onun önceki? Unuttum onu. Ben bebek videosunu yapmıştım. Tarkan bayağı o videoyla çok anıldı. Evet evet. Ben dedim ki güzel olabilir bu. Anamurlu olsa nasıl olurdu acaba? Ha, bebek videosu, tamam. Bebek videosu çekmişti. Benim bebeğim olacak diye video çekmişti. Sen de onu uyarladın. Tamam. Şimdi oldu. O da gerçekten yani o kadar güzel ki. Saç ve ürünler fabrikasını takip almaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden eğlenceli.
skeçler, birbirine eğlenceli oyunlar var. Hayran kalacağımız oyunlar. Herkesin takibine almasını tekrardan yineliyorum canlı yayın vasıtasıyla. Peki uzaklardan sesleniyorsun. Telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. İstanbullardan 17 saatlik bir yol otobüste. Efendime söyleyeyim. Aynen 17 saatlik bir yol. Oralardan eklemek istediklerin güzel mesajlar var mı? Ya insan ister istemez memleketini özlüyor. Yani oranın dili, oranın insanı başka. Hı-hı. Bir de orada büyümenin verdiği ayrı bir sevgi var. Yani hani dışarıda büyümediğimiz için ben liseye kadar oradaydım. Üniversite ben ayrıldım memleketimden. Evet. Ya bu aslında videolarda hani bu kadar doğal olmasının sebebi aslında oraya da biraz özlem. Yani insan kendini özünü arıyor bir yerde. Hani mizah yaparken de bu böyle. Ben herkese çok selam söylüyorum Anamurlulara, bütün Anamurlulara. En güzelini hak ediyorlar. İnşallah biz de en güzelini veririz onlara. En güzelini verirsiniz. Aynen. Çok güzel. Ve sevgili saçma ürünler fabrikasından bir isteğin daha olacak. Seni yakalamışken sohbetimizin sonuna geldik çünkü. Ben şuradan sözünü alayım önce program kapatmadan. Yazın geldiğinde stüdyomuza teşrif buyurma sözünü canlı yayın vasıtasıyla Anamurlu halka seslenmeni istiyorum. Meydanlar seni dinliyor şu anda. ne demek başım üstüne, inşallah oradayım yani. İnşallah. Mutlaka gelirim. Aynen. Yazın nasipse sözünü aldı. Yazın stüdyoda olacak. Çünkü niye biliyor musun? Stüdyo tıktım tıktım olacak. Hatta şu anda senin telefon bağlantısı yapıyoruz ya. Bunu stüdyo diye algılayanlar olmuş. Radyomuzun kapısını çalanlar oldu. Geri döndüler. Üzüldüm. Ya yazık dedim. Çiçeklerini, çikolatalarını aldım, kurabiyelerini aldım. Kız bırak şunları dedim. Bırak yiyeyim ben dedim. Onları idare edeceğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Onlarla idare edeyim bari. Kâr kârdır. Şaka. Şimdi senden isteğim şuydu. Bir şarkı anonsu isteyeceğim. Ben çok merak ediyorum. Bakın ben Anamur şivesi gerçeğiyle konuşamıyorum. Böyle bir üslubum benim farklıdır ama ben artık şu evet bir diksiyon var bende. 89.6 Gözde FM'de Anamurluca şarkı anons etmek istemişimdir. 6 yıldır beceremedim. Bunu artık senden duymak istiyorum. Yani senin o enerjin de artık o duygu yakalamak istiyorum. Ölmemle gam yemem hesabı. Denerim ama. Şimdi şarkımızı denerim ama becerebilir miyim bilmiyorum. Ya becerebilirsin. Niye beceremezsin? Yani zor bir şey değil. Şarkı hadi bakalım. Şarkı çok güzel. Öpeceğim. tam da uygun. Simge'nin öpeceğim şarkısını koymuştum. Şimdi saçma ürünler fabrikası Anamurlu şivesiyle Simge'den öpeceğim anons edecek. Ben merak ediyorum. Yani o anons nasıl olacaktır? Bizi kırma. Bari bu anons yapalım ve programı sonlandıralım. Harika. Buyurun. Anamur var. Şimdi bir şarkı geliyor. Aman Allah'ım. Böyle bir şarkı yok. Öpeceğim geliyor. Hepinizi öpüyorum.